Tabi Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından tepkiler de gecikmedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçimden bu yana 4 kez faiz arttı. Sayın Erdoğan susuyor dedi. Ekonomistlerden de çeşitli değerlendirmeler var. It didn't seem as to me from my Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini 500 bas puan daha artırarak %25'ten %30'a çıkardı. Faiz artışı kararının ardından tepkilerde gecikmedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Seçimden bu yana 4 kez faizin arttığını vurguladı. Sayın Erdoğan susuyor dedi. Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı. Sayın Erdoğan susuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi bir kenarda dursun. Bu milletin hazinesinden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu? Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı. Faiz artışı kararına ekonomistlerden de değerlendirmeler geldi. Uğur Gürses kararı enflasyon önden koşsun ben yetişirim politikası olarak nitelendirdi. Rahvan para politikası. Enflasyon önden koşsun ben yetişirim diyen Merkez Bankası. TL'yi başkaları mı cazip kılacak? Aralık sonuna kadar kendi tahmini %14 ilave artış, yıllık %41, faizini ise %30'a çekebiliyor. Sade bir iktisatçı olarak cevabım. Kötü günlere hazır olun. Ekonomist mahfi eğilmezse belirsizliğin bir ekonomi için en büyük sıkıntı olduğunu vurguladı. Belirsizlik bir ekonomi için en büyük sıkıntı, karar alıcılar için en büyük sorundur. Belirsizlik büyüdükçe riskler artar, kurlar, maliyetler ve sonuçta da enflasyon yükselir. Anavatan Partisi eski genel başkanı ve ekonomist Nesrin Nas da enflasyonun bedelinin halka ödetildiğine dikkat çekti. Enflasyonun sebebi belli. Bir kişinin seçim kazanmak için Nas diyerek aklı ziyan politikalarda ısrar etmesi. Şimdi sanki enflasyonun sebebi vatandaşmış, şahsım değilmiş gibi enflasyonun bedeli de vatandaşın sırtına yükleniyor. Enflasyon artarken de bedelini halk ödüyor, düşerken de.